Selam arkadaşlar, kanala ve videoya hoş geldiniz. Bugün yeni bir reaksiyon videosuyla daha karşınızdayım. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Apex Legends Mobile'de beta sürecine başladı. Şu an sınırlı ülkelerde oynanabiliyor. Ben oyunu indirmeye çalıştım yine her zamanki gibi. Ama bir türlü başarılı olamadım. Ne APK dosyaları denedim, OBB'leri denedim. Ama bir türlü olmuyor. Özellikle Android 10, 11 APK kurarken bir ton problem çıkartıyor. Telefonda rootlu olmadığı için oynayamadım. Yapacak bir şey yok. Biz de oynayanların gameplay videolarını izleyeceğiz. Ve oyun nasıl olmuş? PUBG Mobile ile yarışabilir mi? Call of Duty Mobile ile yarışabilir mi? Bunu konuşacağız. Siz de oyunu merak ediyorsanız ve benim görüşlerime değer veriyorsanız lütfen benimle beraber videonun sonuna kadar oyunun gameplayini izlemeyi unutmayın. Ne zaman çıkacağı ile ilgili görüşlerimi de aktaracağım. Umarım güzel bir video olur. Bana destek olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Buna benzer videoların daha sık gelmesi için de beğenip kanalın altına yorum bırakırsanız çok sevinirim. Hadi şimdi izlemeye geçelim. Aynı Apex Legends'ın bilgisayar versiyonunda olduğu gibi seçim yapıyoruz. FPP, TPP seçeneği var gördüğünüz gibi. Bunu TPP seçersek oyun içinde FPP'ye dönüş yapabiliyoruzdur. Ama FPP seçersek oyun içinde TPP'ye geçiş yapamıyoruzdur arkadaşlar. Aynı Apex Legends'ın bilgisayar versiyonunda olduğu gibi mobilde de oynayabileceğiz. Oradaki şampiyonların hepsini oynayabileceğiz. Tabii ki mobile uyarlanmış hallerini oynayacağız gençler. Şu anki oynayan arkadaşımızın kanal linkini açıklama kısmına bırakacağım. Şöyle de bir durum var. Adam ultra grafiklerde oynuyor ama açık beta kısmında olmadığı için, oyun hala kapalı beta testlerinde olduğu için bazı optimizasyon problemleriyle karşılaşırız diye düşünüyorum. Şu an 60 FPS oynadığını sanmıyorum. Çünkü çok hızlı ilerlemiyor ekrandaki yenileme hızı. Ama atlaması Apex Legends'ın aynısı olmuş. Harita yüklenirken bayağı problem çıkıyor yalnız ha. Yani şu an abimiz TPP bakış açısıyla oynuyor. Yürüyüşler falan, animasyonlar oldukça güzel. Aynı Apex Legends'ın toplama ekranı, çanta animasyonları falan hepsi aynı. O birisi saldırıyor, hemen hızlı başladılar. Bot mu o be? Bol bol bot vardır diye düşünüyorum ama yüksek ihtimal saldıran kişi de bot olabilir. Kaymalar, hareketli oynamalar bu oyunda da... Bot galiba ya. Bakın gördüğünüz gibi birazcık ping problemleri, FPS problemleri yaşıyor abimiz. Silah seslerine kadar bilgisayar versiyonunun aynısı olmuş. PUBG Mobile mesela bilgisayar versiyonundan çok farklı tasarlanan bir oyun. Mantık ve yapı olarak aynı olsa da silah seslerinden oynanışa kadar her şey farklı. Ama Apex Legends silah seslerini falan aynı yapmış ve olabildiğince hızlı bir mobil oynanış sunmaya çalışmış. Çünkü sürekli kaymalı zıplamalı bir oyun bildiğiniz gibi Apex Legends. Oynarken hiç yerinde durmuyorsunuz. Aktif olarak, sürekli olarak hareket ediyorsunuz. PUBG ona nazaran biraz daha yavaş bir oyun. Call of Duty Mobile biraz daha hızlı yapıya sahip. Ama bence en hızlı oynanan Fortnite ile Apex Legends'tı. Mobile de öyle duracak gibi duruyor. FPP'ye geçtik. FPP güzel ama FPP oynaması mobil oyunlarda biraz sıkıcı olabiliyor. Gördüğünüz gibi en altta yer alan silah kutuları var ya. Onlar bence görselliği bozuyor. Ve bilmeyenleriniz varsa Apex Legends'ta belli başlı sınıflar var arkadaşlar. Bu sınıfların özellikleri yer alıyor. Bu özellikleri takımınızın oynanışına göre de kullanabilirsiniz. Solo oynuyorsanız ona göre de seçim yapabilirsiniz. Artık canınız nasıl istiyorsa istediğiniz kahramanla, artık kahraman mı diyeyim, ajan mı diyeyim, onunla oynayabilirsiniz. Şimdi direkt bayağı iyi duruyor ya. Gerçekten iyi duruyor. Ben kötü bir izlenim almadım yani. Ben bunu değil de, Apex Legends'ı değil de en çok Final Fantasy 7 First Soldier'ı merak ediyorum. Nasıl olacak? Çünkü o oyun birazcık da RPG unsurları içerisinde barındıran bir Battle Royale olacak. Ben genelde o tarz Battle Royale'leri daha çok severim. Bu bildiğiniz dümdüz bir Battle Royale. Yüksek ihtimal bilgisayardaki gibi solo oynayabileceğiz. Duo veya üçlü takımlar halinde oynanabilecek. PUBG'deki gibi üçten fazla takımlarla oynayamayacağız gibi duruyor. Çevre detayları neredeyse değil, zaten tıpatıp aynı Apex Legends'taki gibi tasarlanmış. Acaba Apex Legends'ın bilgisayar versiyonundan farklı güncellemeler gelir mi? Veya farklı harita tasarımları, yeni haritalar eklenir mi bilmiyorum ama oyun şu an gördüğüm kadarıyla bence PUBG Mobile'le de yarışır, COD Mobile'le de yarışır.
Ama birazcık gelişmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü optimizasyonun çok iyi olması lazım. Kod şu an günümüzde birçok telefonda çok rahat oynanıyor. Kod Mobile'de aynı şekilde, PUBG Mobile'de birçok telefonda çok rahat bir şekilde oynanıyor. Bu oyunun da rahat bir şekilde oynanması lazım. Baya iyi ya. Baya güzel. Gerçekten hızlı hızlı oynayabiliyorsun. Bu çok güzel bir şey. Herkes yüksek ihtimal PUBG'de de Kod'da da olduğu gibi bu oyunu TPP bakış açısından oynayacak. Çünkü FPP olarak mobilden oyun oynamak çok zor. Ve bazen zevksiz olabiliyor. Çünkü mobilin kontrolleri her ne kadar zor olsa da TPP'ye daha uygun bence. FPP oynamaktan zevk alanlar da vardır tabii ki ama TPP mobil nişancı oyunlarında, shooter oyunlarında çok daha iyi. Standoff gibi FPP olarak oynanan oyunları da oynadım. Özellikle hassasiyeti tam ayarlayamadığınız zaman veya telefon elinizde ağrı yarattığı zaman FPP oynamak çok zor oluyor. Ve galiba Apex Legends'taki gibi, bilgisayar versiyonundaki gibi aim desteği yok. Pardon, yanlış kurdum. Bu oyunda, mobil versiyonunda aim desteği var. Normal Apex Legends aim alması kolay bir oyun değil. Baya baya mouse takibiniz çok iyi olması lazım. Ama mobil oyun olduğu için yüksek ihtimal bunda aim desteği olacak. Acaba bunda da çılgınlar gibi 4 parmak, 5 parmak, 10 parmak oynayan olacak mı bilmiyorum ama olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu oyunu ne kadar fazla parmakla oynarsanız o kadar hızlı oynarmışsınız gibime geliyor. Hoplamalar, zıplamalar, kaymalar falan ne kadar hızlı o kadar iyi. FPP'de de silahlar güzel görünüyor gençler. Bakın gerçekten tasarım olarak oyunu baya iyi yapmışlar. Baya iyi yapmışlar yani. Grafikleri oldukça güzel duruyor. Silah animasyonları güzel. Atış hissiyatı güzel. Apex Legends'tan hiçbir farkı yok bilgisayardakinden. Mobil bir oyun olmasına rağmen birçok anlamda her şeyiyle kopyalanmış. Haritada tabii farklı farklı tasarımlar yapılmıştır. Aynı PUBG Mobile'de olduğu gibi bilgisayar versiyonundaki AirAngel'dan farklı yerleri var ya. Bunun da aynı şekilde farklı yerleri vardır. Çünkü bilgisayarda her yere girip çıkabiliyorsun. Telefonda girmek baya zor olabiliyor bazen. Adamın karşısına yalnız daha paso bot geldi. Hiç gerçek adam denk gelmedi. Zaten beta sürecinde olduğu için de bu çok muhtemel. Adamlar bir anda yanına ışınlanıyormuş gibi bir şey oluyor zaten. Ne ayak sesi duyuluyor, ne haritada belli oluyor. Haritada belli oluyor mu bu arada? Ona hiç dikkat etmedim. Abimiz herkesi doğradı yalnız. Herkesi öldürdü geçti. Bakın bu karakterin yeteneğini kullanıyor. Çevrede adam var mı diye bakıyor. Apex Legends Mobile hakkındaki görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Benim tahminime göre yine 2021 yılının sonlarına doğru Apex Legends Mobile'de yayınlanacaktır. En azından açık beta olarak oynayabileceğiz diye tahmin ediyorum. Türkçe dil seçeneğiyle gelir mi derseniz gelme ihtimali var. Özellikle Avrupa veya Türkiye'yi hesaplarsa, işin içinde pazarlamada yer alırsa Türkiye getirir. Çünkü muadili birçok oyunda Türkçe dil desteği var arkadaşlar. En büyükleri de tabii ki PUBG Mobile Türkçe dil desteği var. Kod Mobile Türkçe dil desteği var. Fortnite Mobile var. En kötüsü Free Fire, onda bile var. Bu oyunun da Türkçe dil desteğine gelmesi lazım. Oyunun geliştiricisi Electronic Arts genelde Türkçe dil desteği ekli oyunlarına, buna da ekler diye düşünüyorum. 2021 yılının sonuna doğru Türkçe oynarız. Sanırsam oynarız gibime geliyor yani. Tam net bir şey söylemeyeyim ama yüksek ihtimal gelişmeler onu gösteriyor. Şu karakterlerin konuşması çok hoşuma gidiyor. Gerçekten aksanlı konuşuyorlar ya İngilizce. Mükemmel oluyor. Şimdi bir yetenek daha kullandı. Hızlı hızlı gidiyor bu. Bir dalga delik açmak gibi bir şey miydi? Bir girdap açıyordun. Girdaplar arası geçit yapabiliyordun. Öyle bir yetenek miydi bu? Ne oluyor bir anda? Bu nasıl bir yetenek bilmiyorum ama Hunt modu gibi bir şey herhalde açtığı yetenek. Bu gerçek bir oyuncuydu gençler bu arada. Adamın canını, kalkanını, her şeyini indirdi. Bu solo girmiş galiba takımla maça. Adamlar direkt düşmüyor. Bunlar bot. Bakın bu bot. Lan karşındaki adama vursana, yatan atama vuracağına. Bunlar bot bayağı, açık ve net. Keşke abimiz biraz daha grafik ayarlarını düşürüp 60 FPS oynasaydı. Ben 60 FPS oynamadığım zaman çıldırıyorum genelde.
Abimiz her şeyini fullledi. Zıplaması çok garip değil mi? Sanki hiya yuur diye zıplıyormuş gibi yani. Deşti herkesi. 7 kişi sağ kaldı galiba. Abimiz 16 kişi mi vurdu? Bomba yatıyor. Bomba işaretleyicisi de güzel gözüküyor ha. Böyle dümdüz bir renk olmaktansa... Bak bu karşısındaki bot olmayabilir. Baya güzel. Adam neredeyse oyunun yarısını vurdu anasını satayım. Ben oyunu sabırsızlıkla oynamak istiyorum. Keşke girip oynayabilsem. Yani bu tarz oyunları beklerken insanın ömrü gidiyor. Manzarayı da gösteriyor adam aynı zamanda. Bakın gençler, sürekli olarak silah detaylarını, manzara tasarımlarını oyun dünyasında gösteriyor. Ben de çeksem ben de gösterirdim. FPP mi oynarsınız, TPP mi oynarsınız yorumlara yazmayı unutmayın. Ben TPP oynarım gençler. FPP genelde bu tarz oyunlarda dediğim gibi biraz zor oluyor. Zorlanmadan güzel güzel TPP'de canımız sıkılmadan oynarız. Apex Legends'ın gerçekten çok farklı bir havası var ya. COD'dan da PUBG'den de çok farklı, çok değişik bir havası var ve bu benim hoşuma gidiyor. Yalnız grafik tasarımı, grafik detayları baya düşürülmüş yani. Çevre parçacık efektleri, bu doku kalitesi dediğimiz olay oyunda baya düşük görünüyor ki bu da olabilir bir şey. Çünkü sonuçta hiçbir mobil cihaz bilgisayar kadar kuvvetli değil. Ulan ne vurdu be, lan ne vurdu be. Bakın şu arabanın yapısına falan bakın. Bir gerçekçilik yok yani, bir detay yok arabada. Bu da oldukça normal bir şey gençler. Bu kadar uzaktan eğim aldığına göre bot olmayabilir. Ulan ne vuruyor adam? Ve kazandı. Adam maçı kazandı. Oyunun yarısını vurdu, maçı kazandı. Evet gençler, video buraya kadardı. Apex Legends Mobile hakkında neler düşündüğünüzü yorumlara yazmayı unutmayın. Ben beğendim yani ya, oynarım. COD'dan da PUBG'den de farklı bulduğum bir oyundu zaten. Mutlaka oynamak isterim, size de videosunu hazırlamak isterim. Buna benzer reaksiyon videolarının daha sık gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanalın videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.